Merhaba arkadaşlar, bugün Dragon League'deki devam maçlarımı yorumlayacağız. Biliyorsunuz ki geçen hafta bir video paylaşmıştım. Dünyanın en iyisini yenip Dragon League'de son 16'ya kalmayı başardım diye. İşte bu maçta son 16'nın devam maçlarından bir tanesi. Bu arada ben Muhammed Light'e yenip Loser Bereket'e yollamıştım ama oradan çıkmayı başardı. Yani turnuvada Muhammed Light var, Taha var. Yani çok iyi isimler var. Geçen haftaki videoda kısa bir özet geçmiştim turnuvalar nasıl işliyor diye. Ama yine de soranlar olmuş, tekrardan anlatmaya çalışacağım. Ayrıca tuhaf eleştiriler de gelmiş, onu da konuşuruz. Bu video biraz sohbet muhabbete de kayacak, yani gelen soruları cevaplamaya çalışacağım. Öncelikle yine DS'leri bana analizci veriyordu. Rakip Taz'ı oynuyor, biz de Pekka DS'si, koç binicili. Havaya vuran da bir büyücümüz var, o yüzden bizim için çok kıymetli. Doğru zamanda çıkarmak gerekiyor. Bu arada burada çok iyi bir hamle yapıyorum. Pekka'yı tersten direkt köprüden bastım. Çünkü hem elinde koruması yok hem de cehennem ejderhası tersten geliyor. Daha iyi yakalayamazdım. Bayağı odaklandım başta, önemli bir turnuva olduğu için. Neyse, şimdi turnuvanın işleyişini anlatayım. Diğer e-spor turnuvalarında olduğu gibi Clash Royale'de de dünya finalleri oluyor. Oraya sadece 8 tane oyuncu gidiyor. Mugi gibi isimler bile gidemedi. Ama 7 tane oyuncunun yeri orada hazır zaten, göstermişim. Tekrardan fotoğrafı koyarım. Oradaki olacak 8 oyuncu 1 milyon dolar ödül havuzu için oynayacak. Sadece bir kişi eksik. Son altın bile ise bu CRL'deki topluluk turnuvalarından verilecek. En yüksek puana sahip oyuncu dünya finallerine gidecek. Şu ansa birinci sırada Rail var. Ama 2 tane topluluk turnuvası kaldı. Bunu saymazsak ben bunda çok iyi puan topluyorum. Zaten puanım 140'tı. Sandbox'ta eşit. Bu turnuvada 40 puanı garantilediğim için şu an 180 puan olmuş oluyorum. Bu turnuva bittikten sonra direkt zaten güncellenecek. Aslında tam olarak da bir soru gelmemiş Eren'den. Abi sürekli bir yerlerde kazanıyorsun ama CRL'de hiç çıkamıyorsun diye. Halbuki bu CRL topluluk turnuvası. Son altın bilet buradan verilecek. Turnuvalarda ben bu kadar kazanıyorum ki genel sıralamada 6. sıradayım. Bu turnuva da iyi geçti, dediğim gibi daha da yükselecek. Son 2 turnuvada da mesela Riley çıkamasa, örneğin bunda çıkamadı, bayağı üzüldü çünkü puan farkını kapatıyoruz. Son 2 turnuvada da ben iyi bir performans sergilesem dünya finali için çok yaklaşmış olacağım. Belki de giden isim ben olurum. Ama dediğim gibi bu yaptığımı her zaman yapmak çok zor. Yani kalan 2 tanesinde de yapar mıyım bilmiyorum, deneyeceğim sonuçta. O yüzden bu da aslında bir CRL turnuvası ve diğer dünyanın en iyileriyle burada mücadele ediyorum. Ki buna da bir açıklama getirmek istedim gelen sorulardan dolayı. Zaten çoğu kişi de biliyordu. Hatta Muhammed Light bu turnuvada bayağı hani şey yapıyor, kafaya koyuyor birinci olmak için. 1300 dolar para ödülü var. Hem de güzel bir prestij. Geçen hafta yendiğimde kaç kişi de demişti onun için önemli turnuva değil diye, ama bayağı zorluyor yani. Tabii ki önemli turnuvalardan bir tanesi. İlk maçta 3 taş atıp 1-0 öne geçmiştik. Kazanabilmek için 2'ye ulaşmamız gerekiyor. O meta DSS'i olan Havan DSS'i oynuyor. Ben de Kraliyet Devi DSS'i. İkinci yorumda Salih'ten gelmiş. Kısa bir özet geçelim yorum için. İşte her zaman 3 tane maç atıyorsun 10 dakikadan, artık samimi gelmiyor. Videoların keyifli ama para için yapıyorsun sanki. Yapman da gerekiyor para için ama biraz da özen göster demiş. Şöyle bir şey var. Zaten uzun video atarsam daha fazla para kazanmış oluyorum. Hedefim para olsa her videoyu yarım saat yapayım. Şöyle kaçırdığı bir nokta var Salih'in. Ben yukarılarda video çekiyorum. Yani gidip de ilk 300'de falan çekmiyorum ki. Bu yüzden size daha iyi maçlar göstermeye çalışıyorum. Ve ben ne kadar iyi oyuncu olursam olayım, Muhammed Light seviyesinde de olalım, her maçı kazanmamız mümkün değil. O yüzden tilte de girebiliyorum. Mesela gidip 300-400 kupa düştüğüm zamanlar da oluyor. Ardından uğraşıp 500-600 kupa tekrardan kasıyorum. Daha üstüne koyabiliyorum video için. Ki bunu sezon sonlarında yapmak daha da zor. O yüzden zor bir iş yapıyorum. 3-4 maç aslında size kısa gelebilir ama bunu çekebilmek için ben zaten bazen 7-8 saat uğraştığım oluyor. Meta bana uymuyor veya işte anlık kaçıyor falan. Tilt olduktan sonra toparlamak da dediğim gibi zorlayıcı oluyor. İkinci tarafı da var bu işin. Bazen kısa sürerken de bazen çok uzun sürebiliyor üst üste kazanmamışsam. Yine Salih'in devam yorumu var. Ve video başlayıp Türkiye birinciliği oluyor diyor. Türkiye birincisi olurken de dünyada 30. falan oluyorum yani. Ben onu niye yazmıyorum? Çünkü heyecanı kaçmasın diye. Gidip de sıralamamı yazdığım zaman bu sefer diyorsunuz ki işte niye yazdın? Yani ben Türkiye birincisi yazsam suç, diğerini yazsam suç. Ki Türkiye birincisi olmak da her dönem bence kolay bir şey değil. Onu geçtim, başlık bulabilmek için onu yazıyorum. Dünya birincisi olsam her zaman mümkün değil. Morten gibi bir oyuncu var, 8 senedir oynuyor. Benden çok oynuyor, her gün oynuyor. Adamın dünya birinciliği yok. Yani adam belki bir 5 sene daha olamayacak. O yüzden
Dünyada bir kere birinci bitirdim, bir kere ikinci bitirdim. Ama bazen de 30. bitirsem bile kötü bir şey değil. Ona rağmen sanki kötü sıralamaymış gibi geliyor. Başlığa da Türkiye birinciliği yazmamın en büyük sebebi spoiler yemeyin. Yani dünyada kaçıncı bitirdim. Hepesiniz kaçmasın diye aslında sizi düşündüğümden. Ki Türkiye birincisi olmak da güzel bir şey yani. Bilmiyorum ki. Alıştınız ama ne diyeyim yani. Olmayayım mı artık veya işte oluyorsam göstermeyeyim mi? Onu da bilemedim. Bu sefer de sıralamamı yazsam o sıkıntı. Bu tarz turnuvalarda kendimi göstermeye çalışıyorum. Yine eleştiri geliyor yani bilmiyorum. Açıklamaya da çalışıyorum ama yine tam bilmeyenler oluyor. O yüzden rica ettiğim şey şu. Çok güzel destek veren kişiler de var böyle. Yaşı büyük olsun veya benden küçük olsun. Saygı çerçevesinde eleştirdiğiniz sürece ben de açıklamaya çalışırım. Ama şöyle de bir şey var. Siz biliyorsunuz artık. Birçok kişi biliyor artık. E-sporu biliyor. İşte kim ne kadar iyi, kim ne kadar kötü onu biliyor. Örneğin Morten'i sürekli kupada yensek bile kariyerini falan çoğu kişi biliyor. Ondan kaynaklı birçok kişi artık Clash Royale'i de biliyor diyebilirim. Bilmeyenler, soranlar varsa da hepsini yetiştiremiyorum. Bilenler de açıklama yapabilir artık kafası karışanlar için. Burada da önüne iskelet kralı atmasa bu arada keşke atmayacaktım. Çok fazla baskı yapıyor. Kartları güzel topluyoruz. Rakip çok heyecan yapıyor. Burada erkenden bir oklar atsa vurabilirmiş de. Zaten maç gidici bence riske girmesi lazımdı. Hem iksir zararına geçmişti hem de elinde okları yoktu. O yüzden korumalarla falan güzel bir baskı yapmışım. Böyle videolarda da sizin yorumları okumak falan sarıyormuş aslında cevap vermek falan. Eğer isterseniz devamlılığında da yapabiliriz yani ilerideki videolarda. Yine saygı çerçevesinde ben de açıklamamı yaparım. Kötü yorumlar da gelmemiş. Böyle söven falan olursa onları bir zahmet açıklamam yani videolarda. Genelde merak edilen şeyler olursa daha iyi olur. Desteler hakkında olur falan. Veya başka eleştiriler olursa onlara da açıklık getiririz. İki maçı da bence kolay kazanmışım. Benden daha tecrübesiz bir oyuncuydu açıkçası. Şimdi ise bir sonraki maç Lucas'la. Lucas'ın da hali hazırda bir altın bileti olduğu için bu turnuvada para ödülü için oynuyor sadece. Bu oyuncudan açıkçası da sıkılmıştım. Sürekli turnuvalarda karşıma geliyordu. Zaten CRL'de aynı gruptaydık. Birinci Agoni'nin çıktığı dönem. İkimiz de Havan DSS'i oynuyoruz klasik. Onun versiyonu biraz da şeyi andırıyor. Kraliyet devini anti olmak istemiş. Hem cehennem ejderhası var hem keşiş falan. Korumalar da ki biliyorsunuz kraliyet devini anti. O yüzden her zaman kraliyet devini anti birkaç kart alıyorlar destelerine. Ben oynarım diye belki. Bu arada bana da tekrardan destek olmak için video like atıp yorum yapmayı da unutmayın. Devam maçlarında hemen elenirsem bile son 6'yı garantilemiş oluyorum. Yani 40 puan ve $125 garanti. Burada bir baktım. Okları keşke erken kullansaymışım. Belki vururduk biraz. Ki atmadan da olmazmış. Ona bir baktım. Prenses Kulesi kullanmıyoruz sonuçta. Havan da vurduktan sonra attım çeteyi. Hem güzel bir savunma yapıyoruz hem de o kartlar iyi vurur kulesini. Havanı güzel çalıştırmışım. Cehennem ejderhası da kuleyi gördükten sonra iskelet ejderhalarını attım. Bu eşleşmeyi çok dikkatli oynamak gerekiyor. Bir anda iksir zararına geçersek döndüremeyiz. O yüzden biraz daha kontrollü oynamaya çalıştım. Defansif havanı kurdu. Ben de havan atmak zorundayım. Çünkü o evrimini döndürürse de biz döndüremezsek sıkıntı. Ama ben de defansif atıyorum. Amacım dediğim gibi evrimli havanı döndürmek. Özelliği basmadım. Her ne kadar dolu olsa da atıcı zaten temizliyor alan vurduğu için. İlk önce madenci attım. İskelet ejderhaları atsak hemen özellik yansıttığı için beklettim. Şimdi atıyorum. İskelet Kral burada havana da vuruyor. Atıcısının çıktığını görünce tersten bastım evrimli havanı. Bir de oraya çok fazla iksir harcadı.
Top arabasız baskıya devam ediyorum. Ortadan bir iskelet ejderhaları. Öne geçmeyi başarmışım. Temiz savunduğum için iki taraflı çok iyi gidiyoruz aslında. Top arabasını aslında korumak için bir iskelet ejderhaları atılabilirmiş. Madenciyle ufak ufak vurmaya devam. Okları burada direkt evrimli yarasalara atıyorum. Sonra sorun çıkarmasınlar diye. Atak fırsatı da vermeye çalışmıyorum çünkü öndeyiz. Bir anda kapatabilir. Bir yandan garantici oynuyorum da eğer baskıyı da elden bırakırsak bu sefer o atak yapmaya başlar. Sağlı sollu fena gidiyoruz. Kartları da güzel bölmüşüm. Son 20 saniye tekrardan defansif bir alan. Güzel de maç dönmüş. Burada madenciyle tekrar vuruyorum. Oklar da elimize geçti ama gerek bile kalmadı. Lucas'a karşı 1-0 yapıp ardından 1-1 oldu sonuç. Bu da Lucas'a karşı son maçım. Bait desti oynuyorum. O da çok garip bir desti almış. Dark Goblin'le Pekka destesi. Maç içerisindeyken çözemedim. Atak kartı ne diye. Maça da kötü başlamışım hasar yiyerek. Küçük büyü olarak hem varili var hem çarpması var hem de boşluğu sayabiliriz belki. Ona da büyük büyü denmez ama sonuçta hem dartımızı kesebiliyor hem prensesi falan. Bomba kulesiz burada savunma yapabiliyorum. Sonuçta hem evrimli Valkyrie döndürüyoruz hem de dönüşünde bu kartlar atak yapabiliyor. Burada sanki bir enayilik yaptım. Bomba kulesi yerine varille savunabilirdim. Hayduta yeterli olur muydu bilmiyorum ama daha iyi bir savunma yapabilirmişiz çünkü karşımızda evrimli koçbaşı var şu an. Evrimli Valkyrie'de atmak zorunda kaldım. Bayağı bir geriye düştük burada. Durum 1-1, alan kazanıyor ve bayağı bir gerideyim. Lucas'a karşı şansım da tutmuyor. 2x'e girdik hem de geride olduğum için artık agresif oynamaya başladım. Rahat bir savunma yapmış evrimli fıçıya atmamıza rağmen. Tekrardan baskılara devam. DS'de büyük büyü de yok. O yüzden işte savunmaya yatıp büyü döndüreyim diye bir lüksümüz yok. Vurabildiğimiz kadar vuracağız. Burada o da bir hata yapmış. Şüpheli çalı bayağı bir hasar çıkardı. Sadece çarpma atmak yeterli olmadı.
Artık büyük ataklara da geliyor. Şüpheli çalı da dengesini iyi bozmuş. Tekrardan prenses döndürüyorum. Prenses savunmada onun canını bayağı sıkıyor. Dark Goblin'i de burada güzel kesiyorum. Ben olsam Haydut atardım. Ama o tekrardan büyük bir atağa geliyor. Ama artık baskı da yapmamız lazım. Tekrardan evrimli fıçıyı döndürdük. Bir de dartı attım sağdan. Bayağı bir agresif oynadım. Dark Goblin de vurmaya başladı. Burada sonradan döndü. Haydut'a vurdu. Artık daha fazla hasar yiyemeyiz. Şüpheli çalıyla her geldiğinde baskı yapmaya çalışıyorum köprüden. Pekka'yı rahat kesebiliyoruz. O yüzden Pekka ile ataklara çıkması bizim işimize geliyor. Dark Goblin'i tekrar kulede. Hasar farkını da artık kapatıyoruz. Çok az kaldı. Bu sefer daha da agresif oynamış. Bomba kulesini atmak zorundaydım. Hem de dart ölüyor. Çok iyi. Şöyle bir sıkıntı var. Sağ tarafa bir şey atmasam sağ taraf gider. Soldan Pekka'nın bir tane vurmasına izin verdim. Prenses tekrardan vurmuş. Evrimli Valkür. Olabildiğince baskı yapmaya çalışıyorum. Son 20 saniye kaldığı için. Köprüden prenses bile bastım. İki taraftan vuracağız. Varili yanlış tarafa kullandı. Artık hasarda öndeyiz. Koçbaşı yine geliyor. Elimizde bomba kulesi yok. 3 iksir hepsi de. Burada son anda yetiştirdim. Yine ucu ucuna maç bitmiş oldu Lucas'a karşı. Hep maçlarımız yakın bitiyor. Böylelikle sonunda şansım döndü. 2-1 Lucas'ı da yenmiş oldum. Umarım videoda hoşunuza gitmiştir. E-spor maçlarımı göstermeye çalıştım. Bayağı yakın geçen maçlar oluyor. İyi de rakipler var. Bakalım devam maçlarında taa gelecek. Kaybedersem loser bracket'a düşmüş oluyorum. Videoda sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.